Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, İl Başkanım, ilçe başkanım, belediye başkanlarım, bugün bana eşlik eden kıymetli genel başkan yardımcılarımız ki bir tanesi ev sahibi sizin hemşehriniz, grup başkan vekilim, milletvekillerim, parti meclisi üyelerim, bu görevleri daha önce yapmış olan büyüklerimle birlikte bugün akşam bir kez daha Burhaniye'de, bir kez daha 34.sü yapılan bu bir geleneğe dönüşmüş ve son derece önemli festivalde sizlerle birlikteyiz. Ben bir rüyayı hep birlikte gerçekleştirdiğimiz için bu çoktan hak ettiği halde mahrum kaldığı sosyal belediyecilikten, sosyal demokrat belediyecilikten, insana saygılı, emeğe saygılı, çevreye, doğaya, hayvana saygılı belediyecilikten mahrum kalan Balıkesir'in bu seçimlerde, 31 Mart seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve nüfusunun %95'ine tekabül eden 15 belediye başkanlığını Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığınız için her birinize ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ayrıca şu Ahmet'in Balıkesir'den kendine getirdiği mikrofonu verin bakalım. İyiydi o ya. Biliyorsunuz büyükşehir belediye başkanları bu yetkilerle bir para basamıyorlar, bir de adam asamıyorlar. Allah göstermesin zaten. Onun dışında geniş yetkileri var. Ancak Ahmet'in geniş yetkilerinin yanında geniş borçları, ödenmesi gereken ciddi faizleri var. Ama şaka bir yana Ahmet Akın yıllardır bu göreve layık görülen, geçen sefer hepimizin malumu durumlar yüzünden bir 5 yıl bu kavuşmanın geciktiği ama bütün Balıkesir coğrafyasında biraz önce de ifade ettiğim gibi %95'ine nüfusun ilçe belediyelerimizle ve tamamına büyükşehir belediyemizle hizmet etme imkanını yakaladığımız bir süreçteyiz. Ben bütün belediye başkanlarımıza, onların seçilmelerine en önemli katkıyı sağlayan ilçe başkanlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza ve hangi siyasi partide gönlü olursa olsun çağrımıza kulak vererek Türkiye İttifakı'na katılan bütün sosyal demokratlara, milliyetçi demokratlara, muhafazakar demokratlara, Kürt demokratlara, vatanını, milletini seven bütün demokratlara yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu festival sadece 2 kez yapılamadı. Hatırladığım kadarıyla bir 99 Gölcük depreminde, bir de 2015'te 7 Haziran'la 1 Kasım arasında Türkiye felaketi yaşarken bu festival 2 kez yapılmadı. Onun dışında her sene sizler buradaydınız. Burhaniyeliler burada. Burhaniye'nin çok değerli misafirleri, Burhaniye'ye değer katan, Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelen Burhaniye sevdalıları, misafirlerimiz burada ve bu festivali hep birlikte gerçekleştirdik. Elbette Ali Kemal Deveciler bu memleketin bir evladı olarak milletvekilliği görevi de yapmış, ikinci kez bu görevle onurlandırılan tecrübeli bir siyasetçi olarak her sene üstüne koymaya devam ediyor. Baktım çok kıymetli konukların olduğu. İnsanın keşke şu 4-5 günü ben de Burhaniye'de geçirsem, şu söyleşileri dinlesem, bu panelleri takip etsem, bu sanatçılarla birlikte hayatın sırtımızdaki yükünü birkaç saat olsun unutabilsem dediği çok güzel bir etkinlik yapmış. Tabii bu sadece bir kişinin yapabileceği bir şey değil. Bunun arkasında
önemli bir emek var. Burhaniye Belediye Meclisi'ne, Burhaniye Belediyesi'nin değerli emekçilerine bir kez daha teşekkür ediyorum ve festivalimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize iyi eğlenceler, kıymetli sohbetler. Burhaniye halkına da ev sahipliği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün yurttaşlarımız bir sanat etkinliğine gitmeye, bir tiyatroya gitmeye, sinemaya gitmeye çekiniyorlar. Çünkü temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi güçlük çekiyorlar. Biraz önce hep birlikte yaşadık. Sosyal belediyecilik denince hepiniz yürekten desteklediniz. Kent lokantası denince hepinizin hoşuna gitti. Yoksul öğrencilere burs denince hepimiz yürekten alkışladık. Çünkü ülkemiz belki de siyasi tarihinin en büyük ekonomik sıkıntısıyla karşı karşıya. Şüphesiz bu bir sonuç, hatta bu bir tercih. Bu ülkeyi yönetenler geçen seçimlerden önce bir dönem elbette kötü ekonomi yönetimi ama bir yandan da bilinçli bir tercihle. Seçimler yaklaşırken piyasada tüketici güven endeksi yükselsin diye, bile isteye enflasyonist politikalara yöneldiler. Ve bütün dünya pandemiden sonra yükselen enflasyonu ki Amerika'da 4'lerde olan enflasyon 7'lere 8'lere, Avrupa'da 2'de olan da 4'e, 3 olan da 6'ya 7'ye çıktı ve bütün dünya buna karşı ekonomi bilimi ne diyorsa onu yaptı. Enflasyon bir sebeple yükseliyorsa siz faizi enflasyonun bir parmak yukarısına taşırsınız. Taşırsınız ki insanlar param değer kaybedecek diye dövize yönelip dövizi fırlatmasın ya da gayrimenkule yönelip ev fiyatları dolayısıyla kiralar fırlamasın ya da para değer kaybedecek şimdiden harcayayım değerliyken harcayayım deyip paranın enflasyonist etkiler yaratmasına engel olunsun. Bütün dünya böyle yaptı. Bir tek biz yapmadık. Bir de buna şunu demediler. Seçim geliyor. Ülkede insanlar yoksulluğu hissediyorlar. Tüketici güven endeksi 90'ın altında. Bunu onun üzerine çıkarabilmek için piyasada enflasyon yaratalım. Nasılsa sonra hallederiz gibi niyetlerini ortaya dökmek yerine nas var dediler. Yani insanları yaşanacaklar dinin gereğidire ikna etmeye çalıştılar ve dediler ki aslında faiz sonuç değil sebeptir. Faiz düşerse enflasyon da düşer. Biz faizi düşüreceğiz, enflasyon düşecek. Bütün dünya 4'e 10 olan enflasyonu 9'da yakalayıp 4'e geri getirdi. 3 olan 6'da yakalayıp 4'e geri getirdi. 2 olan 4'te yakalayıp 2'ye geri getirdi. Bizim %29'la teslim aldıkları enflasyonu gerçek hesaplarla %150'lere, kendi hesaplarıyla %89-90'lara kadar getirdiler. Kim hesaplıyor bu enflasyonu Tayyip Bey için? TÜİK. Neyin kısaltılmışı? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu. Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumu dahi %80'leri, 90'ları söyledi. Halen daha o enflasyonun yarattığı hayat pahalılığı hepimize ezmeye devam ediyor. Diyorlar ki yakında enflasyon düşecek. Demiyorlar ki yakında fiyatlar düşecek. Enflasyon fiyatların artışı demek. Onun biraz düşmesi fiyat artış hızının azalması demek. Fiyatların düşmesi için eksi enflasyon lazım. Öyle bir hedefleri de onu becerebilecek yetkinlikleri de yok maalesef.
O yüzden ülke çok derin bir yoksulluğun, çok derin bir güvencesizliğin içinde ve daha kötü günlerin geleceği konusunda ekonomiyi ben bilirim diyenler değil ama ekonomi biliminin gereğini söyleyenler ittifak yapmış durumdalar. O yüzden hepimizin, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bütün sorunları ortadan kaldıramayacaklar. Ama hiç olmazsa yaraya merhem olacak. Bu büyük sıkıntıların atlatılacağı günler gelene kadar üstlerine düşeni yapacakları önemli işler var. Siz de o önemli işler için alkış yaptınız, arkadaşlarımıza destek verdiniz. Balıkesir Büyükşehir'de hani laf olsun diye değil, hem madden hem de iş yapabilme kapasitesi açısından gerçekten bir enkaz devraldık. Türkiye'nin en borçlu büyük şehirlerinden birini aldık. Faizler dahi bırakın ana para ödenesi bir durumda değil ama Balıkesir'de hizmet bekliyor. Ahmet Akın başta Körfez'in etrafındaki ilçelerdeki arıtma ki bu tamamen büyükşehirin sorumluluğunda su kanalizasyon sorunları ile ilgili tüm imkansızlıklara rağmen önemli işlerin ilk adımlarını attı ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte gelecek yazdan tezi olmamak üzere elinden geldiğince bugüne getirilen bu kronik sorunları çözmek için gayret sarf ediyor. Ali Kemal Deveciler de Ahmet Akın da zor bir dönemde çok önemli bir sorumluluk üstlendiler. Biz ve elbette ki siz bu güzel ilçeleri ve bu Kuvayi Milliye kentini Ahmet Akın'a emanet ettiniz. Ben de bu iki başkanımı da 16 başkanımı da sizlere emanet ediyorum. Onlara sahip çıkacak olan, destekleyecek olan sizlersiniz. Bugün bir kültür ve sanat festivalindeyiz. Belediyelerimiz biraz önce Sayın Ali Kemal Devecilerin büyük bir özgüvenle ifade ettiği gibi gerçekten öğretecek kadar bu işleri iyi yapıyorlar. Bu konularda hiçbir eksikleri yok ama Türkiye'de maalesef genel iktidarın bazı uygulamaları gençleri de sanatseverleri de gerçekten üzüyor. Sayın Erdoğan her fırsatta iki konuda başarılı olamadık diyor. Bence çok daha fazla konuda başarısız oldular ve felakete sürüklediler ülkeyi ama kendi itirafında dahi eğitim ve kültür sanat diyor. Bakarsanız bugüne kadar en çok da o iki bakanı değiştirmiş. En çok da bu iki alanı yaz boz tahtasına çevirmiş. AK Partili kadın seçmenin 100 üzerinden 17'si evladının aldığı eğitimden memnun. Çünkü herkes görüşü ne olursa olsun çocuğu bu hayata iyi yetişsin, iyi hazırlansın, başarılı olsun, geleceği garanti olsun diyor. Bunların her Milli Eğitim Bakanı geldiği gün eğitim reformu yapacağım diyor. Sanki muhalefetten teslim almış gibi. Her bakan bir öncekini yeriyor. Her önceki bakan bir sonrakinden nefret ediyor. Şu anda da Milli Eğitim Bakanı ile önceki Milli Eğitim Bakanı, Meclis Milli Eğitim Komisyonu Başkanı birbirlerini yemek, birbirlerinden uğraşmak, itişmek, kakışmakla meşguller. Ama hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir müfredat, bir öğretmenlik meslek kanunu, akıl almaz kötü uygulamalarla bir kez daha milli eğitim sistemi perişan edilmiş durumda. Neleri yanlış yaptıklarını anlatmayacağım, benden iyi biliyorsunuz. Ama ne yapacağımızı anlatacağım. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğunda, uzak bir zamanda değil, çok yakın bir zamanda, Cumhuriyet Halk Partisi Almanya'nın başarısının ne olduğunu hatırlayarak ve hatırlatarak bir şey yapacak. Almanya'nın başarısı
gelmiş iktidarların milli eğitim politikalarını kendine göre iyi yönettiklerinden falan başarılı değil Almanya. Almanya üzerinde herkesin mutabık olduğu, herkesin destek verdiği ve bir yanlış yapılacak olsa tüm ülkenin birden karşı çıktığı bir ulusal milli eğitim politikasını yıllar önce benimsedi, aynen uyguluyor. Biz Türkiye'de ideolojik bir bakış açısıyla değil, kimse şöyle düşünmesin, Cumhuriyet Halk Partisi gelirse kendi ideolojisinden taviz verecek. Ben bu ülkenin eğitiminin, milli eğitiminin herkesin çocuğu için en iyi şekilde olmasının yolunun bu ülkenin kurucu kadrolarının gösterdiği istikamette bir milli eğitim politikası inşa etmek olduğuna iman ediyorum. Bilimi önceleyen, tartışmayı, araştırmayı, soru sormayı önceleyen, korkmayan korkutmayan, ürkmeyen ürkütmeyen, çocuğu daha küçük yaşta sindirmeyen, korkutmak yerine cesaretlendiren okul öncesi bir eğitimden başlayarak, ilkokuldan itibaren bilimsel, ilerici, çağdaş, soru sorabilen ve sorduğu soruya aldığı yanıttan tatmin oluyorsa, ikna oluyorsa, mutabık oluyorsa ancak içi rahat eden bir nesil yetiştirmek zorundayız. Bu neslin daha anaokulundan itibaren ev kazalarına karşı bilinçlendirilmesi gerekiyor ki günü geldiğinde iş kazalarında en çok can veren ülke Türkiye olmasın. O neslin ilk baştan itibaren yeteneklerine göre yönlendiriliyor olması lazım ki hayatta bir noktaya gelip meslek mutsuzu olmasın. O neslin çok erken zamandan itibaren çok iyi bir yabancı dil ve çok iyi bir teknolojik yetkinlikle donatılıyor olması lazım ki hayatın hiçbir evresinde kendi memleketindeki, kendi ülkesindeki akranlarından ve daha kötüsü dünyadaki akranlarından geriye kalmasın. Bir ülkenin sınırlarına ve bir dilin tercümesine muhtaç kalmasın, o sınırların içinde kendini hapsolmuş hissetmesin. Ve çok gecikmeden bir eğitim sistemi kurulmalı ki tekniker olacakla mühendis olacağın, sanatçı olacakla sağlıkçı olacağın yönlendirmesi çok doğru zamanda daha lise başlarken yapılabilsin. Öyle bir eğitim sistemi olmalı ki üniversitelerden milyonlarca mutsuz mühendis, yoksul mühendis, işsiz mühendis mezun etmek yerine ihtiyaç kadar mühendis ama erken zamanda eğitilmiş, yetiştirilmiş, işe yerleştirilmiş ve iyi maaş alan öyle ara elemanlar falan değil, aranan elemanlar çoktan yetiştirilmiş olsun. Bunların hepsinden bir haber birileri dindar ve kindar bir nesil yetiştirmenin peşinde. Biz çocuğun kendi belli bir yaşa gelene kadar ailesinin din eğitimi tercihine, gençlerin dini tercihlerine, yönelimlerine, giyinmelerine, kuşanmalarına asla karışmayan, bu konuda devleti ne müdahale eden ne de engel olan, yasak çıkaran değil, alabildiğine özgürlük ortamını yaratan bir yerde konumlandırıyoruz. Yarın bir ziyaret yapacağım. Bugün de bir davette bulundum, yarın da bir davette bulunacağım. Ben bugün Dilara ile konuştum. Yarın Dilruba'ya gideceğim. Dilruba Dilruba uzatılan bir mikrofona görüşlerini söyledi. Düşünce özgürlüğü sınırları içindeydi. Tasvip etmediğimiz bazı değerlendirmeleri vardı ama olması gereken bu kısmına katılmıyorum. Burada yanlış söyledin
Doğrusu bizce budur demek yerine linçler, hedef göstermeler, savcılar, iddianameler, tutuklamalar Ali Ağa Kadın Cezaevinde. Yarın Dilruba'ya gidiyorum. Selamlarınızı da götürüyorum. Kendisini 3 Eylül günü bir işi var küçük. Hallolacak inşallah. Kendisini 9 Eylül günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin 101. kuruluş günü etkinliklerine davet ediyorum. Davet etmek için gidiyorum. Dilruba'yı alacağız. 9 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde ağırlayacağız. Bir de bugün Dilara'yla konuştum. Dilara diş hekimliği öğrencisi. Son sınıfa geliyor. Türkiye'de Diş Hekimleri Birliği Dünya Kongresi yapıyor. Çok önemli bir etkinlik. Oranın bir tertip komitesi var. Bir de bir şirket var. Şirkete başvurmuş Dilara. Demişler ki seni alamayız. Niye? Sen başörtülüsün. Kardeşim, bu ayrımcılığı, bu nefret söylemini, bir genç kıza söylemeyi biz daha nerede bıraktık? Ne kadar üzüldük, ne kadar yıprandık, ne kadar haksızlıklar oldu, ne lüzumsuz sonuçlar doğdu bu saçma sapan ve akla vicdana uymayan ayrımcılık için. Dilara'yı aradım, dedim ki yapılandan çok üzüntü duyduk. 9 Eylül günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümüne seni kızım İpek'le birlikte İstanbul'dan Ankara'ya bekliyorum dedim. İnanılmaz mutlu oldu. Yalnız bırakılmadığı için ve uğradığı haksızlığın karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumundan inanılmaz mutlu oldu. Ben de ona şunu söyledim. Bütün Türkiye'ye şunu söylüyorum. Dilruba da bizimdir. Sonuna kadar düşünce özgürlüğünü savunuyoruz. Başını örttüğü için ayrımcılığa tabi tutulan Dilara da bizimdir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'dir. Türkiye'nin partisidir. Türkiye'deki tüm gençlerin partisidir. Gençlerin geleceğinden endişeli bütün annelerin babaların partisidir. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Ve bir kez daha şunu söylüyorum. Berkin Elvan'la Abdullah Tayyip Olçak. Biri elinde ekmeğini almış, evine giderken gezi olaylarında vurulan ve birileri tarafından anası yuvalatılan Berkin Elvan'la 15 Temmuz gecesi babasının yanında vurulup öldürülen Abdullah Tayyip Olçak. Birlikte yas tutmadan, o 2-15 yaşında çocuğu da birlikte sahiplenmeden, bu kutuplaşma iklimini ortadan kaldırmadan Türkiye'nin sorunlarını aşması mümkün değildir. O iki çocuğa birden yas tutan da mağdur olan kimse, hakkını arayan da Türkiye'nin kurucu partisidir, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Son 2 yılda 30 tane festival iptal edildi. Çeşitli gerekçelerle ama zihniyet hep aynı. Ya festivaldeki sanatçının dünya görüşü ülkeyi yöneten beyefendileri rahatsız ediyor. Ya söylediği bir söz, attığı bir tweet ya da festivalde bir köşede alkol satışı varmış, o yüzden iptal ediyorlar. Biz kimsenin yaşam biçimine müdahale etmeyeceğiz diyenlerin memleketi getirdiği nokta ortada. En son geçtiğimiz günlerde maalesef bizim bir belediyemiz bir siyasi partinin yan kollarının ortaya koyduğu bir takım tuhaf tepkiler, eylemler, saldırganlıklar sonucunda bir belediyemiz Suavi konserini iptal etti. Buradan sizin varlığınızda bütün belediyelerimize yolladığımız bir yazıyı sizinle paylaşayım. Eğer bir konser planlandıysa ve herhangi bir sebeple
iptal edilmesi aklınızdan geçiyorsa bunu önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne bildireceksiniz, onu bileceğiz. Kalktım gittim Suavi'nin evine. Hepimiz adına, Cumhuriyet Halk Partisi adına kendisinden özür diledim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacağını söyledim. İptal edilen o küçük konserinin yerine 1 Mayıs Dünya Barış Günü'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi Suavi konseri düzenliyor. Hep birlikte orada olacağız. Ayrıca yine bir başka küçük belediye Suavi'nin bir başka konserini iptal etmek noktasında baskı görüyordu. O baskıya da boyun eğmedi belediyemiz. Hep birlikte sahipleniyoruz. Bu memlekette hiçbir sanatçının dünya görüşünden dolayı hedefe konmasını, şeytanlaştırılmasını, sanatına engel olunmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Herkes haddini, hududunu bilecek. Cumhuriyet Halk Partisi var. Böyle bir despotluğa asla teslim olmayacağız. Ben buradan Dikili'ye gideceğim. 14 yaşından beri takip ettiğim, çadır kurup sahilinde yattığım, katıldığım Dikili Festivali'nin açılışını bu sefer genel başkan olarak yapacağım. Geçen yıl her şey Dikili'de başlamıştı. O yüzden hem Ali Kemal Başkanım hem Dikili Belediye Başkanım aynı geceye ısrar ettiler. Bir uzlaşma yaptık. Birkaç saat arayla ikisine birden gidiyoruz. Çünkü iki tarafı da kıramazdım. Ama size şu kadarını söyleyeyim. Zor günler yaşadık, sıkıntılı günler yaşadık. Ama hepsinin ardından 31 Mart seçimlerini yaşadık. O akşam sizlere verdiğim bir sözü tuttum. Demiştim ki 70'lerde dünyadaki siyasi rüzgarları doğru okuyan, Türkiye'de doğru tespitlerde bulunan, partinin konumunu doğru bir yere oturtan, sahip çıkması gereken kesimleri doğru belirleyen Bülent Ecevit ve kadrolarının Cumhuriyet Halk Partisi 70'lerde girdiği ikisi yerel, ikisi genel 4 seçimden de birinci parti çıkmıştı. Dedim ki bunu yapmaya geliyoruz. 31 Mart akşamı otobüsün üstüne çıktım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o binası inşa edildiği günden beri ne bahçesinde ne etrafındaki yollarda öylesi bir kalabalık görmemişti. O kalabalığın gözünün içine baktım ve dedim ki gördünüz mü? Aynen söz verdiğimiz gibi saat gecenin yarımı ve ışıklar yanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ışıkların erken kapandığı, kadın kollarının tülbenti sirkeye basıp başına dolayıp erkenden yattığı, günlerce travmalar geçirdiğimiz seçimleri geride bırakmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi hem tarihiyle hem bugünkü gerçekliğiyle şöyle bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Bunu hep beraber yapılacak ilk genel seçimlerin akşamında bir kez daha göreceğiz. O güne kadar belediye başkanlarımız ceplerindeki anahtarın kıymetini bilecekler. O anahtarlar ne partinin kapısının ne kasasının anahtarı. O anahtarlar Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapmanın anahtarı. Onun için hepinize inanıyorum, hepinize güveniyorum. Yasakların kalmadığı, yoksulluğun olmadığı, bu kadar büyük gelir adaletsizliklerinin tamamen ortadan kalktığı, yolsuzlukların ortadan kalktığı ve bir kez daha Türkiye'nin ayağa kalktığı bir süreci yaşayacağız. 100 yıl önce bu partinin kurucu kadroları bu ülkeyi
önce kurtuluşa, sonra kuruluşa ikna ettiler. Ve toplu iğnesi olmayan ülke bugünlere geldiyse o günlerdeki kararlı, cesur, çalışkan ve namuslu yöneticilerin yaptıklarıyla geldi. Görev 100 yıl sonra yine bizde. 100 yıl sonra bir kez daha iktidar olacağız. 100 yıl sonra bir kez daha bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. O geceye kadar o hepimizin vergisiyle kurulup AK Parti'nin televizyonu gibi çalışan TRT ekranlarında bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi görülene kadar hep birlikte çalışacağız. Sizlere inanıyorum. Sizlere güveniyorum. Geldiğiniz şehirlere selamımı götürün. Kendinize ve kendinize iyi bakın. Şuna emin olun ki kötü günlerin geride kaldığı, çok daha güzel günlerin hep birlikte yaşandığı ve artık gençlerin gözünün ferinin sönmediği, yeniden ışıl ışıl olduğu, bütün dünyanın üzerinde hayal kurduğu bir ülkeyiz, beka sorunu var diyenlerin aksine bu ülkedeki 4 gençten 3'ünün gelecek hayallerini dünyanın diğer ülkelerinde kurmasını beka sorunu gören ve bunu ortadan kaldıracak olan dünyanın en güzel ülkesinin hem bizim gençlerimizin hem tüm dünyadaki gençlerin hayal kurduğu bir ülke haline getireceğimiz ve eninde sonunda hak ettiğimiz hem ekonomik güce, hem özgürlüklere, hem de sosyal ilişkilere, sosyal yaşama hep beraber kavuştuğumuz günler için hep beraber çalışacağız. Her birinize benden çok sorumluluk düşüyor. Her biriniz dinleyen, okuyan, dinlediğini, okuduğunu anlayan ve en iyi şekilde anlatan ve aktarabilen insanlarsınız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Atatürk'ün partisinin iktidarında en çok sizlere güveniyorum. Görev sizin, size inanıyorum, size güveniyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.